be kuzum. Anneciğim. Bak inan bana. Bunu yapmak zorundaydım. Başka çarem yoktu. Ya nasıl yoktu ya? Ya nasıl yoktu? Ya o adama biraz para verseydin, sustursaydın. Defne, dövdü beni. Görmüyor musun halimi? Ya ben o ruh hastasıyla evlense miydim? Ya olmaz ya, olmaz. Ya şimdi Cemre zengin, biz fakir mi olacağız ya? Ya anne bu nasıl olur ya, nasıl olur? Gülsün hem. Cemre. Cemre, gerçekten benim haberim yoktu. Olsaydı senin bu kadar sıkıntı çekmene izin vermezdim. Serkan bak, ben sana inanıyorum. Sen iyi bir insansın. Ama Defne biliyordu. Defne! Defne neredesin? Çık dışarı Defne! Biliyor muydu? Ne oluyor? Ne bu ses? Her şeyi biliyordun değil mi? Baban ölmeden önce sana söylemişti. Sen de bana söyleyecektin ama sakladın benden. Ya sen nasıl yaptın bunu? Ya nasıl bir insansın sen, nasıl? Ya bırak! Öldüreceğim kızım seni. Geberteceğim, duyuyor musun? Geberteceğim seni, ya öldüreceğim! Yeter! Bırak kızımı. Her şeyi anlattık sana işte. Daha ne istiyorsun? Hadi. Hemen defolup gidin evimizden. Hadi, hadi. Asıl siz defolup gidin evimden. Burası benim evim, anlıyor musun? Ne duruyorsunuz ya? Gitsenize, defolup gidin buradan. Defne, nasıl saklarsın bunu? Benim hayatımı çalan insanları evimden kovuyorum Songül. Anne bir şey yap, elbiselerimi atıyor. Bunlar senin değil, benim elbiselerim. Bu ev de öyle. Bu evdeki her şey bana ait, anlıyor musun? Bu evdeki her şey benim. Ya defolup gidin artık ya, gidin buradan. Cemre ne yapıyorsun ya? Cemre bak, bu yaptığın çok ayıp. Ne ayıbı ya? Defne hak ediyor. At bebişim ya, at. Ellerin kanıya kanıya takı yaptığında seninle dalga geçiyordu. Cemre bir sakin ol. Ya dursana Cemre. Yaptığın hareket sana hiç yakışmıyor. Ya bırak Songül. Siz hala ne duruyorsunuz ya? Defolun dedim size, gitsenize. Defolun ya, defolun. Cemre yeter. Yeter ya. Tamam, gideceğiz evden. Ama yaptığın doğru mu? Sen de tıpkı Defne'ye benzedin işte. Mutlu musun yani şimdi? Cemre yürü. Ya Cemre, şimdi o kocaman ev senin değil mi? Ay orada yaşarız beraber. Yaşayamazsın canım. 18 yaşını doldurana kadar buradan ayrılamazsın. Biz de 18'e bastığımızda o eve taşınırız. Her gece böyle can canlı partiler veririz. Ya şey, ben öyle bizli konuşuyorum ama biz de yanına alırsın değil mi? Tabii ki Meral. Ben siz olmadan o kocaman evde ne yaparım ki? Yani benim neyim varsa hepsi sizin kızlar. Siz benim kardeşimsiniz. Ya Cemre kusura bakma, ben senin adına çok sevindim ama... yani şimdi bizim evimizde haciz olmuştu, onu birilerine vermişlerdi ya. Şimdi başkasının ağladığı evde ben parti veremem. (Gülüyor)
yapma bebişim. Defne cadısının ne yaptığını bilseydi böyle konuşmazdı. Meral, o evde sadece Defne yaşamıyordu. Serkan da yaşıyordu, hatırlatırım. Cemre, biraz ayıp olmuyor mu? Ne ayıbı ya? Hırsız gibi kızın parasını çalmışlar. Ay boş ver sen onları Cemre.